Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün benim araca kompresyon testi yapıyoruz. Sopada kaçak var mı yok mu diye. Muzaffer abi. Tamam. Bu kaç aldı? Bu da 120. 120. Eşit gidiyor şu an. Birincisi 120 aldı, ikincisi de 120 aldı. Bakalım sonuç ne çıkacak. Bas bakalım. Bakalım kaç çıkacak. Marşı bastık bir daha. Bu kaç çaldı kardeşim? Bu da 120. Şu an 3 tanesi 120 verdi. İnşallah bu da 120 verirse herhalde o zaman kaçaktan bahsedemeyeceğiz. Evet. Basalım bir daha. Marşa basalım, bir taraftan Sadı gösterdik, bir taraftan da kendi aracımızla marşı basalım bir bakalım. Bu kaç verdi kardeşim? He? Kaç valdı o? Burası 100'ü gördü. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Bir daha basalım. Tekrar bakalım bir. Dördüncü silindir mi? Tekrar bakalım. 100'ü gördü de dördüncü silindir. İnşallah. Efendim? Hepsi gayet iyi. Hepsi gayet iyi mi? 120 aldık mı tekrar? Aynen öyle oldu. Sıkıntı yok. Tekrar en son bastığımızda 120. Demek ki marşı birazcık daha uzun süre basmamız gerekiyordu orada. Kısa bastığımız için. Kısa bastığımız için 100 gördü. Şimdi hepsi 120'yi gördü. İyi mi kompresyon? Bu şekilde göstereyim motorumuzun şeyinde. Kompresyon testini başarıyla geçtik. Bir de aranın alttan frigel kaşığı santralarına bakalım. Onları kontrol ettirelim. Bakalım ne olacak. Bu kompresyon testinin amacı arkadaşlar, arabada herhangi bir sıkışma, hani hava kaçağı varsa onu test etmek. Eğer o hava kaçağından dolayı sibop, sekman veya hatta başka şeyler zarar görmüşse, arabada tekleme, çekişte düşüklük veya buna benzer şeyler yapabilir. Çok şükür şu an için benim arabada herhangi bir şey çıkmadı bununla ilgili. Hepsinin 120 verdi. Referans değerlerinin açıkçası tam olarak kaç olduğunu ben bilmiyorum ama 4 silindir de eşit verdiği için doğru kabul ediyoruz. Şimdi sentiye bakacağız. Neyi takıyorum? Birazdan sentiyelerine bakacak arabanın. Şu an arkadaşlar Gülşen Oto, Yusuf Usta'dayım. 44 Malatya. Fendik Oto Sanayi sitesi. Tek şimdi santralına bakılacak. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Otomobil Kutup kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.